Merhabalar. Günümüz mucize ötesi dolsun. Bugün 25 Mayıs 2019 Cumartesi, İstanbul Kadıköy Vapur İskelesi'nin hemen dibinde Sidonia Otel'deyiz. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimi şimdi başlıyor. Ve şu anda 20 dakika var eğitime. Ben de heyecanla bekliyorum. Salona şu an kimler gelmiş, beraber gidip görelim. Günaydınlar. Günaydın. İzliyorum sizi. He. Şu an canlı yayındayız Facebook'tan. Bir şey söylemek ister misiniz dünyaya? Dünyaya sevgi göndermek istiyorum. Sevgiyle iyileşeceğine inanıyorum her şeyin. Bravo. İnşallah istediğimiz gibi olacak. İnşallah. Facebook canlı yayındayız. Sevil. Hoş geldiniz. Hemen bakalım. Sevil Hanım, nereden geliyorsunuz? Azerbaycan'dan. Ha. Evet. Tamam. Tanıdınız mı? Evet. İnternet fenomenimiz oldu. Bele. Bele. Tüm dünyanı hoşbakt görmek istiyorum. Mutlu, huzur içinde görmek istiyorum. Azerbaycan'a da buradan selamlarımızı sunuyoruz. Selamlarımı gönderen Bele. Sevil Hanım, hoş geldin. Bakalım Sevil Hanım. Geldiğine pişman mı olacak yoksa geldiğine mutlu mu olacak? Çok mutlu olacağım. Beklentilerim çok. Çünkü dünyanın en ileri eğitimi bu. Bakalım şimdi yerinizi aldınız mı? Hayır. Kiçin güzel. Bir yer alın. Ha. Bizim öğrencimiz. Adın ne lütfen söyle. Çilem. Çilem. Çilem bizim 2001, 2002, 2003'te Adana, Sakıp Sabancı'dan öğrencimiz. Şimdi ne iş yapıyorsun? Şu anda İnsani Yardım Derneği'nde bireysel koruma asistanı olarak çalışıyorum. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. İşimle tanıştırmak için getirdim sizi. Ha. Ne iş yapıyorsunuz? Adınız ne? Emekliyim Akif Üstün. Akif abi hoş geldin. Telefonla emekliyim, hoş bulduk, sağ olacağım. Tamam. Sizleri tarif ediyoruz. Ha, Allah razı olsun. Biz artık tüm dünyayı hiçbir iletişim cihazına gerek duymadan iletişir hale getirmek için bir yoldayız. Çünkü siz bilim adamısınız. Ha, Allah razı olsun. Sizler de 2080'e ait bu bilgiyi alacaksınız. Benim ikinci eğitimim. Ocak 23-24 Ankara'da birlikte eğitim almıştım. Evet, Radisson Blu'da. Radisson Blu'da. Peki hayatınıza nasıl bir katkısı oldu? Mucizevi bir şekilde değişti hocam. Valla. Bakın eğitime Dilek Hanım katıldı. Eşi Dilek Hanım'dan daha mı fazla memnun? Memnunum. Tabii çok değişiklikler oldu hayatımızda. Bizim evde sürekli sizin sesiniz yankılanıyor, müzik, melodiz. Her gün eğitimleriniz yayınlanıyor. Tamam. İnşallah. Başarılar hocam. Görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim. Müzzetimiz sonsuz. Allah'a emanet olun. Siz de başım üstüne. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz misiniz mi? Ben iyiyim. Bu hafta mısınız? Hoş geldin. Sizin ilginiz nasıl oluştu? İnternetten buldum ben. Benim kızım da taşlarla ilgileniyordu. Orada cız yapınca evet, sizi bulduk. Ondan sonra ben katılmam lazım dedik. Tamam. Kendini mucize ötesi olarak hissediyor. Evet. Tamam. Siz olmadı şifalandırmıştınız. Ne yapmıştık? Burnun nefes açılması. Sol tarafta biraz açılma oldu dedi. Öbür taraf olmadı dedi. Canlı yayın değil mi? Burada mı? Yok. Burada değil. Ses telefonla. Ses kaydı. Telefonla. Peki telefonla bağlandı mı yoksa sen de Facebook'ta dinledin? Oğlum bağlanmadı, hanım bağlandı. Facebook'ta siz ses kaydı yapmıştınız. Lütfen söyleyin şimdi. Ozan uzanmaz, burnu et varmış. Hı. Ameliyat var. Gözüküyordu, sizle de gördünüz. Siz o zaman bana mesaj mı gönderdiniz? Evet, mesaj gönderdim. Ne dediniz?
Yani size ben katılmak istiyorum ama şu anki durumda oğlum ameliyat gözüküyor, aciz diye. Ama o termini geciktirdiği için siz bize şifalandırdınız. Termin, siz Almanya'dan mı geliyorsunuz? Almanya'dan. Tamam. Termin demek randevu demek. Evet. Evet ama oğlumun burnu açıldı. Biz ona stres mi gönderdik? Siz kendiniz şifalandırdığını söylediniz. Ses kaydı. Çalışma yapıyor. Tamam. Enerji göndermiş. Yani böyle biz yakalırsa böyle bir şey. Yani bir tane açıldı. Binlerce arkadaşımıza güzel dileklerde bulunuyoruz. Şifa oluyor inşallah. İnşallah. Eğitimimize daha 10 dakika var. Yani dolayısıyla sohbet vaktimiz var. Hoş geldiniz siz de. Sizin isminiz nedir? Ercan Bey. Ercan Bey, beraber misiniz? Bizim eğitimimize nasıl ilgi duydunuz? Hoş geldiniz. Ercan Bey. Merhabalar. İçeri geçin Ercan Bey. Emiş Hanım. Tamam Ercan Bey'i biliyorum. Siz yeni sandalye yapmak gerekir mi? Bak köşede sandalyeler var. Şimdilik yeter. Bana arkadaşlık gönderin. Tamam. O, onu daha sonra dinletiriz o zaman. Sizin yani sizin konuşmanız var bu hocam. Çalışma yapıyorum diye. Tamam. Günaydın. Hemen geliyorum. Biz. Tamam, anlaşıldı. Önemli olan ilgimiz var. Kanser hastası, kolon hastası. Buna yardımcı olursanız ilk etapta tamam. Memnun olacağız. Hanım da bu şeyden yararlanırsa. Tamam, eğitim bravo. Eğitimde bunlar nasıl yok edilir onu öğreteceğiz. Bir de bana en az ne kadar da o kişinin katılmasını dizisiyoruz. Elimizden ne gelirse. O zaman biz içeri geçelim arkadaşlarla. İçeri geçin, içeride merhabalaşalım mı? Merhaba, i̇çeride hocam. Da. Hoş geldin. Ben şuradan bir alayım herkesi. Günaydın. Günümüz mucize ötesi doldu bile. Hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biliyorum ki uzak şehirlerden gelenleriniz var. Hatta başka ülkelerden gelenleriniz var. Mesela yaklaşık 10 gündür bizim sosyal medyamızda fenomen haline gelen, Azerbaycan'dan gelen Sevil Hanım burada. Belki dinlemişsinizdir onun ses kaydını. Hocam ben de geleceğim diye ağladı. Tamam. İşte güzellikleri bugün burada sizlerle çoğaltmaya, mucize ötelerini paylaşmaya hazırız. Şuraya koyayım bunu. Bir kökalaşalım. Hatta görüntüyü şöyle yapalım, selfie alalım. Tanıtayım, Hayri Hanım psikolog. Hacettepe Üniversitesi'nden 31-32 yıl önce mezun oldu ve İzmit'te... İzmit'te eğitim... Bundan daha mucize ötesi nasıl olur? Hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim. Peki sallamamaya çalışalım. Tamam. İzleyenlerin tamam. Başa döner. Hı hı. Teşekkürler. Evet. Ve bizim eğitmenimiz aynı zamanda. Kendisi bir lisede rehber öğretmen. Hem öğrencileri bunu sunuyor hem de bizim eğitimimizi verdiniz. Evet. Geçen hafta evet. İstanbul'da evet. Mı verdiniz? Evet. Evet. Burada. İşte bizlerin eğitimi dünyaya mucize ötelerini çoğaltan bir sistem. Çok teşekkür ederim. Hem de terapilerimde uyguluyorum. Benim mesleki seviyemde sıçrama yaratan bir eğitimdir. Refik Korkmaz tekniği. Çok mutluyum. Bulduğum için, bu çalışmaya katıldığım için, bu çalışmanın içinde olduğum için bütün özellikle sağlık eğitimci arkadaşlarıma, sağlık personeline kesinlikle öneriyorum. Bir kere de çözüyorsunuz çözümü. Yani birkaç kereye gerek kalmıyor. İyi ki hocamız bu yöntemi bulmuş ve getirmiş. Türkiye'de olması bizim için çok büyük şanstır. Bizim ülkemiz adına, ülkemizden çıkan. Ülkemizde ve dünyada evet. Artık şu sözü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Mucize ötesiyim sözünü ve Ankara'yı yaygınlaştırmaya evet. Çalışıyoruz. Çünkü Ankara'nın ülkesi bizim ülkemiz. Evet. Ve bakın Ankara'larla donanıyor her yer. Evet. Ve bu dil dünyamın hediyesi. Dünyanın evet. Bir hediyesi.
Teşekkürler. Yaşamın ta kendisi dünyanın hediyesi. Bu dil yaşamın en küçük zerresi. Ya yani atom altının evet, son noktası. İçinde olmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sizin eğitiminizi duydunuz mu? Hoş geldiniz. Evet, hoş nereden buldum. Öğrendiniz? Ben Hülya Çelik. Elinizi hareket ettirebilir misiniz şu saniye? Hayır, biraz. Tamam. O zaman onu da çalışacağız. Evet. Ben Hülya Çelik yetmen. Ve lütfen şimdi bir hareket şöyle yap bakalım. Bizim çalışmalarımız hemen öyle anında enerji gönderdiğimizde sonuç veren çalışmalar. Hocam çok sıkıntılı. Omuzda olması var bende. Kilitlenmiş gibi kalkması gerekiyor. Ne zamandan beri? 4-5 ay. Yani arkaya kesinlikle gitmiyor. Tamam. Evet. Adınız bir daha söyleyeyim. Hülya Çelik Gökmen. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geliyorum. Tamam. Bak şöyle bir yapmaya çalışın. Düz. Daha fazla yukarı. Mümkün değil hocam. Beton dökmüş gibi. Peki. Hangi şirket beton dökmüş gibi? Başlamış. Beton mu? Betonsa. Elinizi öyle indirdiniz. Lütfen çevrenizi şöyle ekseninizle bir dönün. Şimdi hareket ettiler. Biraz daha rahat kaldırıyorsunuz. Demiş Hanım, lütfen klimayı çalıştırırsan sana. Evet. Haydi, şimdi yeniden bir çalışma daha. Kapat gözünü. Şimdi kaldırın elinizi, hareket edin. Ve şunu indirin. Şunu yapalım. Şimdi şu yeniden yapmak için. Hareket kabiliyeti aynı mı? Biraz arttı. Biraz arttı. Tamam. Evet. Ve siz oturun. Biz yaklaşık şu arkadaşlarımızla konuşacaklar. Evet. Bakın demek ki kalkışıydı. Şimdi kalkışıyor. Farklı. Kol kalkmıyor. Benim bedenle kaldırmaya çalışıyorum. Kol kalkmaya çalışmasam da iletişim olarak. Evet, sınıf arkadaşım. İstanbul'dayım. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Şimdi lütfen kalkın. Ooo, süper. Bir gözlerim var. Aç gözlerim. Tamam, şimdi isteyebilirim. Öbürüyle kıyaslayın. Evet. Biraz daha var ama. Şu epey oldu. 1-2 dakika geçsin, enerji dolaşıyor. Sevil Hanım. Azerbaycan'dan geldi. Hoş geldi. Kızım ya da oğlumla geleceğim. Evlatlarım, uşaklarım bırakmıyor dedi. Geldi mi? Yok. Yok. Rafiken'den geldim. Rafika? Sevda Hanım? O sizinle beraber mi geldi? Rafika'mla geldim demek. Arkadaşımla geldim demek. İşte bizim dün yapmaya çalıştığımız şey dünyayı arkadaşlarla doldurmak. Arkadaş demek kötü insan mı demek? Siz kimi arkadaş edinirsiniz? İyi insanlar iyidir arkadaş edinir. Dünyayı iyi arkadaşlarla doldurmak için Rafik İstan'a götürüyoruz. Hoş geldiniz. 2 gün boyunca buradayız. Çok konuşacağız. Saat 11'de eğitimimiz başlayacak diye. 5 dakikamız var. 5 dakikada tanışalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Lütfen kalkın. Şeyma Hanım, oturun. Siz bu alanda eğitimleri aldınız mı? Fizyoterapist. Evet, tamam. Ama emekliyim. Bence geri döneceksiniz. Çünkü şimdi fizyoterapide sistem şu. Hatta elini bile hareket ettirmeye gerek yok. Çünkü mesela diyelim otobüstesin, artık koltukta birisi baktaki böyle yapıyor. Otobüste 50 kişinin içinde şu öyle yaptığı zaman sen de ne yaparsın? Hiç kimsenin haberi yokken şu anda mesela yine hanımefendiye tüm bedenine şifaya vesile oldum. Hiç kimsenin haberi yokken. Hatta 2 metreden değil, Mars'ta bir astronom dahi olsa
Mars'ta olsun şu an ama aynı enerji gönderirsiniz. Hiç mesafe fark etmez. Yani mesleğe daha da büyük açılımlarla geri döneceğinize eminim. Hoş geldiniz. Özge Hanım, siz demişler. Tedahelik. Tamam, iyi ettiniz. Ve bizlerin eğitiminin bugün bu seviyeye gelmesi, Theta Healing'çiler, Access Barsçı arkadaşlarım, NLP'ciler, regresyon eğitimi alanlar, artık adını unuttuğum diğer alternatif eğitimleri alanlar bizim eğitimimizi bu duruma getirdi. Çünkü bu eğitimleri duymayan birisi bizim eğitimler hakkında bilgi sahibi değil. Biyoenerjistler, alfa biyoenerjistler bizim eğitimleri duyunca hemen geliyorlar. Öyle bir bilinç oluştu. Eğer bu eğitimler olmasaydı bizim eğitimimiz bu kadar duyulmazdı. Hoş geldiniz ve hem Theta hem de bizim eğitimi beraber hayatınızda mucize etkilerini götürmemiz inşallah gerçekleşir. Merhaba, sizin tam olarak problemimiz. Fatma Hanım. Sınırsal enerji alanında ilgileniyorduk. Günü bugünmüş diyorum. Tamam ve sizi kanal olarak kullanacağız. 10 kişiden 8'i kanal olabilir. Kanal olmak demek, gözlerini kapattığında Rafikistan evrenindeki frekansları alıp çözmek demek. Rafikistan evreni hani acaba Mars'ın ötesinde, Güneş sisteminin ötesinde, bilmem falan galaksinin ötesinde bir yerde mi diye düşünmeyin. Rafikistan her yerde. Şu anda burada bakın. Şurada Rafikistan, şu anda avucumun içinde tutuyorum. Burada bütün bilgiler var. Ve burada başka şeyler daha var. Yeni katılan, 30-40 yıldır yeni katılan bazı şeyler var. Ne var? Televizyon frekansları, cep telefonu frekansları. Bunlar yeni katıldı. Hadi 100 yıldır radyo frekansları vardı. Şu anda elimin içinde radyo frekansı yok mu? Dokunmuyorum, dokunuyorum. İşte onlar aslında bir enerji. Ve onlar aslında bir maddenin enerjiye dönmüş hali. Rafikistan'da da her şey enerjiye dönmüş. Ve gözümüzü kapattığımızda bu enerjiyi alacağız, maddeye dönüştüreceğiz. Hanımefendinin bedenini de ben öyle yaptım. Bedeni orada madde, aldım burada enerjiye dönüştürdüm. Dedim ki oradaki maddenin şöyle durumunu beğenmiyorum. Oradaki maddenin şöyle olması gerekmesini istiyorum dedim. Ve enerjiyi o hale getirdim. Sonra o enerjiyi ona gönderdim, orada maddeleştirdim. Hatta şimdi kalk hareket ettim. Evet, ben kafamda yarattığım enerjiyi ona gönderdim, orada maddeleşti. Ve eskisiyle epey farklı. Evet. Ve daha da kollarımız uzayınca her yeri gelecek. Evet, çok farklı hocam. Ve biraz sonra zaten dedim, oraya gelecekler, şifalanacak. Kanal olacaksınız. Kanallardan birisi sizsiniz. 10 kişiden 8'i kanal. Hatta bunların 5'i inanılmaz derecede kanal. Kanal demek buradaki frekansları çözmek demek. Televizyon frekansını çözmek için televizyon cihazı gerekiyor ya. Rafikistan için radyo, televizyon, cep telefonu bunlar çözemiyor. Onu ancak şu biyolojik makine, hayvanlar, bitkiler, böcekler çözebiliyor. Ve nasıl çözdüğünü göreceksiniz. Mesela hanımefendinin kaç çocuğu var? Hanımefendi 21 yaşında diyelim ki çocuk doğurdu. 22'de düşük yaptı. 24'te bir daha sağlıklı doğum yaptı. 25'te sezeryenle aldılar. Ya da işte 30 yaşında kürtaj oldu. Bunların hepsi şurada yazılı. Hatta işte diyelim ki 32 yaşında ayrıldı, bir sevgili edindi, sonra bir daha evlendi. Sevgilisinin adı ne? Onu dahi bulma ihtimalimiz çok yüksek. Ankara'da biz gördük. Bir arkadaşımıza 8 yaşındaydı. 2 kişi tacizde bulunmuştu. Sonra 12 yaşında yine bir kişi tacizde bulunmuştu. Erkan, Erdal, Ercan isimleri bunların. Kanal olan kişi. Belki de izlemişsinizdir. Hepsinin isimleri tamam, buradayım. Evet. İzleyenler. İzleyenler oldu mu onu? Evet hocam. Evet, işte bu kadar. Hazreti ya İbrahim, ne istiyorsanız isimler bulunuyor. Böyle bir evrendeyiz. İşte enerjiyi şurada ben size bugün yeni bir evren hediye edeceğim. Daha doğrusu bu evren vardı ama biz almıyorduk. Ben de bugün farkında size diyeceğim ki bakın bu evren sizin evreniz. Bugüne kadar siz
çevresi 40 bin kilometre olan Dünya denen şu mavi gezegeni ve gözle görülen yıldızları, bilim adamlarının bize anlattığı geniş evreni biliyordunuz. Bunun çok daha ötesinde, çok daha büyük imkanlara sahip yeni bir evreni vereceğim. Bahtiyarım ki bunu bir Amerikalı, bir İngiliz, bir Japon ya da başka biri vermiyor. Türkiye'den bir insan bunu öncelikle Türk halkına veriyor ve sonrasında tüm dünyaya veriyor. Siz çok mütevazı, siz bilim adamısınız. Ben öyle görüyorum. Allah sizden razı olsun. Aile için geldim. Tamam. Elmas Hanım bu işlerce hiç daha önce bu eğitimlere girmemiş ve bugünden itibaren bizim de bakalım. Bayağı bir mücadele var sonra. Değil iki sene bence sizlerle ilgili. Arkadaşlar siz bu eğitimlere geldiğinizde şu yeni dünyanın keşfine geçtiğinizde mutlaka zorlanmışsınızdır. Eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız, çocuklarınız nereye gidiyorsun, kafayı mı yedin, böyle şey mi olur, gitme demişlerdir. Hatta Hayriye Hanım psikolog ona da demişlerdir. Bizim bugüne kadar 180 doktor arkadaşımız eğitimimizi aldı, onlara da gitmeyin demişlerdir. İşte onlardan birisi kimse... 2 yılda ancak ikna edebildim beyni ve getirdim. Eşini 2 yıldır ikna etmekte zorlandı ve bugün geldi. İkna etmenin zorluluğunu size anlatacağım, neden ikna etmek bu kadar zor. Gülken, hoş geldin. Hoş İzmir'den geldi. İsminde iki defa gülmek fiili olan insan. Gülmek, gülmek demek zaten gül. Ve ken, gül Türkçe bir sözcük. Ken, Farisi dilinde, İran dilinde de o da gülmek. Gül, gül. Yani double. Sayınızı öğrendim hocam, teşekkür ederim. Doyamadım eğitime. Bu eğitimde yine çıktım geldim. Yaklaşık bir ay önce eğitime geldi. Evet. Ve 5 Mayıs'ta bundan 20 gün önce de Yazılıkaya'da festivalimize geldi. Evet. Bugün de burada. Hoş geldin. Ankara'dan birlikte uçuyoruz. Anladınız mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Dilek Üstün. Ocak ayında birinci ve ikinci modül eğitimi de aldım. Birinci hoş eğitimimizi. Yüzleri önden alalım. Tamam. Hayatım mucizevi bir şekilde değişti. İnanılmaz sonuçlarım var artık. Çok iyi idrar torbası küçültüyor, büyütüyorum. Ocak ayında eğitimimizi aldı. Eşiyle beraber geldi. Az önce eşiyle röportaj yaptığımızda Dilek Hanım ne kadar mutluysa eşi 5 kat memnuniyetle durumları anlattı. Siz Amerika'ya 5 ay gideceksiniz ve ben 6 gündür burada bekliyorum. Benim rızamız Şenol Türkler, mucize ne demek, ışık ne demek, onun için davet ettiler. Ben orada sizin eğitiminizi aldığımı, sizin bir bilim buluşadığım, bilim adamı olduğunuzu söyledim. Ve 5 gündür İstanbul'da bu eğitim için bekliyorum. Allah razı olsun. Amerika'dan gitmeden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. Tamam, lütfen oturun. Şimdi bir eğitim sistemi, güzel bir şey ortaya çıktığında, elmaslar ortaya çıktığında ne olur? Onun hırsızları ortaya çıkar. O elması çalmaya çalışan ya da kendisi elmasmış gibi gösteren çamurlar ortaya çıkar. Ve tabii ki günümüz televizyonları o kısmı söylemek istemiyorum, hani gidişatlarını söylemek istemiyorum. Hırsızları televizyonları çıkarmak gibi bir alışkanlık sahibi olduklarından satılmış bizim eğitimleri alan, yani. Bizim eğitimimize katılan, birkaç eğitimimize katılan Murat Kayık diye, soyadı Kayık, utanılacak bir şey dedim herhalde, kayıklıktan utandı. Onu insanlara güven, başarı telkin etmek adına sonuna başaran koydu. Televizyon gidip oralara tabii paralar veriyor, çıkıyor. Kendi bulmuş gibi. Aslında hırsıza ben kızmıyorum. Neden kızmıyorum? Çünkü o hırsız televizyonlarda bilinçaltı dili diye duyuruyor ya. İnsanlar eğitime gitmeden önce birbirlerine soruyorlar. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Mesela siz TTH'nin çizgiyle, siz arkadaşınız soruyor, gideyim mi, gitmeyeyim, siz dersiniz, bak olursunuz. İnsanları aslında bize yönlendiriyor. Siz iyi olunca kötülerin hepsi de iyilerin hizmetkarı oluyor. İyilerin hizmetkarı derken şöyle, ben seviyenizde hizmetkar mıyız? Ayaklarınızın altına hizmet ediyorlar. Kalkın diyoruz, ayaklarınızın altına hizmet etmeyin. Ayakların altı böceklik seviyesi. Biz sizi bir zamanlar Ankara'ya çıkarmıştık. Ama hayır, ben böcekte kalacağım. Hırsızlık frekansı dünyaya kötülük veren bir frekans. Ve bir de bilgi lazım. Siz hani bugünden itibaren eğitim alacaksınız ya. Eve gittiğinizde sizin işiniz bitmiyor. Size tam bir sene boyunca biz eğitim veriyoruz.
bir sene boyunca. Nasıl? Şu anda eğitim başladı ya. Online kapalı gruba dahil oldunuz. Tam bir sene boyunca evinizden izleyeceksiniz. Ve şu an iki gün önce Ankara'daki arkadaşlarınız şu an evinizden izliyor. Geçen sene eğitim alan arkadaşlarınız bile şu an evinizden izliyor. Sadece onların eğitmenleriniz ne oluyor? Ben Amerika'ya gittiğiniz İngilizcenizle geliştirdiniz. Çünkü ben hem İngilizce hem Türkçe vereceğim. Bu dili, bu bilinçaltı dilini bir de İngilizce ve Türkçe olarak dinleyince daha da heyecanlı ve güzel hale geldi tam bir sene boyunca. İşte o hırsızı baktım hırsızlık yaptı. 10. gün çıkardım gruptan. Yani bilgi sıfır, hırsızlık en tepede. Yani bunu burada söylüyorum ki hırsızlık enerjisini dünyada azaltalım. Ve bir de kötü enerjili insanlar gerçekten kötü enerji saçıyorlar. İnsanların hayatına kötü enerji getiriyorlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. İsminiz ne? Sibel. Sibel Hanım, bu alanda ilginiz var mı? Evet. Ne? Bazı eğitimler aldım ama bireysel olarak çok ilgileniyorum. Tamam. Hangilerini aldınız? Access, Reiki, yoga eğitmenliği, Theta Healing. Tam bir uyanış, bilinçlenme sizde gerçekleşmiş. İlkini kaç yıl önce aldınız? Çok da emin değilim ama daha önceden zaten din felsefesi üstüne çok ilgilenmeye başladım senelerden beri. Ben bütün bu sistemlerin bir bütün olduğuna inanıyorum zaten. Bahsettiğiniz bilginin zaten dünyada bilgi kaynak tek. Ona ulaşma yollarını buluyoruz. Siz de şu ana kadar anladığım kadarıyla oraya bağlanma, Wi-Fi bağlantısı için bize yardımcı olacaksınız sanırım. Aynen bu. Ve çok teşekkür ederim. İşte... Çilem değil mi? Çilem bizim evet. 18 sene önce öğrencimiz. Ben milli eğitimde öğretmenlik yaptım. Evet. Ve bizi duymuş geldi. Hoş geldin. Senin hoş hayatına mucize öteleri katsın Çilem. Adana'dan Çilem. Evet, Adana'dan geliyorum. İnsani yardım alanında çalışıyorum. Bu alana da bayağı bir merakım var. Araştırma içerisindeyim ben de. Hocamı da yıllar sonra Instagram hesabında bu alanda araştırma yaparken tesadüf buldum. Bulduğuma da çok sevindim. Çünkü zaten kopmayan bir enerji bağı vardı bizim aramızda çocukluğumdan beri. Çünkü bana ilk cesareti veren kendisiydi. O cesaretle ben hiçbir şey yapamayan çocukken tiyatro skeçleri yazmaya başladım. Oyunlar oynamaya başladım ve yıllar sonra hocanın eğitimine katıldım. Süper, hoş geldin. Son cümlelerimi tekrarlasana. Tiyatro skeçleri yazmaya başladığın ondan önceki cümlen evet. Neydi? Siz bana cesaret verdiniz. Ben zaten en çok hayatımda buna dikkat ettim. Bunu söyleyeceğini tahmin etmemiştim. Söylediği için açıyorum. Öğrencilerimle çalıştığımda hiç onlar anlamadığı anda kafasına şunu söylüyorum. Sen çok iyi bir yazar olacaksın. Sen çok iyi bir sinema film yönetmeni olacaksın. Konuşuyor benimle, sen iyi bir sinema sanatçısı olacaksın. İyi bir roman yazarı olacaksın. Şahane bir film yönetmeni olacaksın. Şık şık kafasına hemen tak yerleştirdim. Ve yerleştiğini de şimdi görüyorum. Evet, onlar da şimdi hatırladım. Bir tiyatro oyununu oynatmıştım ki kendi yazdığım tiyatro oyunuydu. İşte şu genç yaşında bu alanın içinde 10 sene sonrasında siz düşünün ne olacak? Ben teşekkür ederim ve şunu hep anlatmaya çalıştım. 22 yıllık edebiyat öğretmenliği hayatımda hikaye yazmak, roman yazmak dünyanın en kolay işi. Hani zor bir şey değil ve şu zor diye bir şey yok. Çok kolay. Tabii onun bir de yöntemini de anlattınız mı? Her şey kolaylaşıyor. Ben şimdi baktım zaman geçiyor. Saat 11 oldu. Arkadaşlarla tokalaşalım. Belki moladan sonra yani 2 saat sonra tekrar kalan kısımlarımızla yine röportajımızı sürdürürüz. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ve hemen bakın bir başka sanatçı. Lütfen bir şiir. Oku. Dün dedi ki hocam ben eğitime geleceğim. Şiirle başlayalım mı?
dedim ki bir tane değil birden fazla şiirle başlayalım. Dünyanın en güzel şeyi en son noktada sanata ulaşmak. Bir inşaat müteahhiti, bir doktor, bir öğretmen, bir işçi niye çalışır? Hayatın en güzeli getirmek için. Hayatın en güzel noktası sanata ulaşılan nokta. Sağlığımızın da ulaşacağı en güzel nokta sanat. İşte lütfen o sanatı şimdi şiirinde icra et. Çok teşekkür ediyorum Rıfık Hocam. Bu eğitimi bizlere sağladığınız, bu fırsatı verdiğiniz için. Biraz geç kaldım. Şu an ezberimde bir şiir yok. Daha sonra rica ediyorum. Tamam. İyi. Hazırlan o zaman. Tamam. Hatta 5-10 dakika sonra sana söylettireceğiz. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne? Asiye. Asiye Hanım. Şenay Sezgin. Şenay Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Vahit Doğru. Vahit Bey. Hoş geldiniz. Selam. Selam. İki sene önce de katılmıştım. Senem mi? Selam. Senem. Senem Hanım. Senem. Hoş geldiniz. İki sene önce eğitimize katıldı. Şimdi bir daha katıldı. Soyadınız ne? Baskan. Tamam, hatırladım. Merhaba. Hoş geldiniz. Aslı. Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Ayfer. Ayfer Hanım. Çay molasından sonra tekrar konuşuruz sizinle. Hoş geldiniz. Emel. Emel Hanım. Esin Hanım. Aysun. Aysun Hanım. Hoş geldiniz. Aytan Çelik. Aytan Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Başak Hanım. Ve Ankara eğitimimize katıldı. Kendisi İstanbul'da oturuyor ama 3 gün önce Ankara'ya geldi. Şimdi de İstanbul eğitimimizde. Çok iyi kanal olabiliyor. Ve dediğim gibi 10 kişiden 5'i zaten çok iyi kanal. 10 kişiden 8'i normal kanal. Mersade. Mersade, hoş geldin. Hoş geldiniz. Fevzi Aygün. Fevzi Bey, hoş geldiniz. Acer Davas, Safranbolu'dan geliyor. Evet, isminizi 5 gün önce duydunuz. Normalde bizim isminizi duyduktan 1 sene sonra gelirler siz. 5 gün sonra. Beş gün sonra. Neden 1 sene sonra gelirler? Çünkü anlattıklarımız inanılmaz ya. Takipte kalınır ve sonunda gelirler. Ben de 10 gün sonra geldim. O videoda izleyin, YouTube'da izleyin. Biz de tanışalım o zaman. Ben evet. Nazmiye, Bursa'dan geliyorum hocam. Elinize sağlık Nazmiye Hanım. Yazılıkaya'da birlikteydik. Hemen ondan sonra buraya geldim. Hem sizinle tanışmak hem eğitimlerinize katılmak. Çok çok iyi ettiniz. İnşallah güzel şeyler buluyor. Evet. Amin. Allah razı olsun. Bir de bir ay oldu hocam. Tanıyalı. Hoş geldiniz. Şimdi hemen başlayalım. Eğitimimize. Eğitimimizin adı Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimi. İki ismi var. Bilinçaltı Dili, bu birinci ismi. İkinci ismi de Mucizeler Eğitimi. Şu andan itibaren her şey kaydediliyor. Hem görüntülü hem de sesli. Ben demin sizi şu telefonla çektim ya, bu Facebook canlı yayınında. Yani bu tanıtım amaçlı. Bir an sonra bunu kapatacağım. Şu siyah telefon. Şu beyaz telefon ise eğitimi tamamen kaydeden bir telefon. Yani siz evinize gidince 10 sene sonra dahi bu kayıt kaybolmayacak. Ve 2 yıl öncenin kayıtları dahi duruyor. Orası muazzam bir bilgi depolası. Şunun için anlattım. Hani not almak sizi zahmete sokar. Ama istediğiniz kadar not alabilirsiniz. İstediğiniz kadar görüntü ve ses kaydı da alabilirsiniz. Sizi zahmetten kurtarmak için söyledim. Hepsi buraya kaydediliyor. Facebook'tan birinci modül ve ikinci modül var. Tam olur hocam. Onu halledeceğiz şimdi. Bakınız, bilinçaltı dili, ikincisi mucizeler eğitimi. Bir ve iki. Bilinçaltı diye bir dil var mı sorusunun cevabı. Evet.
bilinçaltı dili diye bir dil var. Peki diğer dillerden farkı ne? Şu dünya üzerinde 5000 tane sistemli ve ağzımızın içindeki dille yaptığımız diller Türkçe, İngilizce, Fransızca dili. Bu o değil. Bu beden dili de değil. Bu ne? Bu bütün hayvanların konuştuğu. Diyeceksiniz ki gerçekten bütün hayvanlar bu dili biliyor mu? Biliyor. Bütün bitkilerin konuştuğu. Yani bir ağaç, bir ot da bu dili konuşuyor ki bu ağaç ve ot insandan önce bunu öğrendi, hayvandan önce bunu öğrendi. Çünkü dünyada ilk yaşam formu hayvan ya da insan değil, bitkinin ta kendisi. Önce bitkiler öğrendi, sonra hayvanlar, hayvanlarda neandertallere, onlar da biz homo sapiens'lere öğretti. Ve 600 milyon yıldır bitkiler bu dili biliyor, insan 1 milyon yıldır biliyor. Yani bitkiler 600 birimdir biliyorlar, insanlar 1 birimdir biliyorlar. 600 nerede, 1 nerede? Bitkiler bizden daha fazla bu dili biliyor. Peki bu dil yarın ne kadar yeni bir yaşam halkası oluşacaksa onların da kullanacağı dilin ta kendisi. Yani yarın robotlar konuşmaya başlayacak. Robotlar sevmeye, vefa göstermeye, aşık olmaya başlayacaklar. Onlar bizim sayemizde, bu dil sayesinde duygulanacaklar. Onlar da konuşacaklar. Onların konuşmaları, duyuşları, yaşadıkları her şeyin paralel evrene, Rafikistan'a kaydı yine bizim eğitim sistemimizle olacak bu dille. Kadir hoş geldin. Bugüne kadar bitki, hayvan, insan ve bundan sonra ortaya çıkacak tüm yaşam formları, onları boş verin. Her bir cansız, yani şu beton, şu tahtanın, bu perdenin her bir hücresi, her bir atomu da bu dili kullanıyor. Bunu en temelde şuradan biliyoruz. Bunu ilk bize haber verenler dinler oldu. Kutsal metinlerde mahşer günü yaptıklarınız tamamen karşınıza çıkacak. Diliniz, ağzınız yalan söylerse ağaçlar, kuşlar doğruyu söyleyecek denilen şey bu. Ve yine Hazreti Süleyman hadisesinden biliyoruz ki kuşlar hayvanlarla konuşuyordu. Bütün insanların dilini biliyor, bütün kavimlerin. İşte o, bu dilin ta kendisi ve aslında bu bir dil olmanın çok ötesinde bugüne kadar bilim insanları hala arıyorlar ya atomun altındaki parçacıkların da altında neler var diye. En sonunda şu var, bu dil var. Yani şu kalem bile bu dille oluşmuş. Peki nerede bu dil? Bu dil paralel evrende. Günümüzde işte paralel sözcüğünü kullanmamaya itina ediyorum ve bakıyorum bir de Rafikistan demek daha da hoşuma gidiyor. Buna ben Rafikistan evreni diyeceğim. Her şey orada Rafikistan evreninde var. Kuantum fiziği ne diyor? Her şeyin zıttı var. İşte bu kaleminde bir başka yerde kaydı var. Rafikistan'da kayıtlı bu kalem. Rafikistan'daki bu kalemin hacmi yok, ağırlığı yok, sertliği yok. Rafikistan'da bu kalem tamamen enerji, frekans, yer tutmayan, ağırlığı olmayan, herkesin şu anda bedeninin her hücresinde var olan, boşlukta da var olan paraleli var. Ve bunun paraleli bir tane değil. Bunun evrende kalemin paraleli, ben size söyleyeyim, trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon. Yani sonsuz sayıda bunun paraleli var. Bu paralel evrende bir araba olarak da kayıtlı, bir ağaç olarak da, bir böcek olarak da, bir hayvan olarak da, bir renk olarak da, bir su olarak da kayıtlı. Ve şimdi olmayan, 150 yıl sonra ortaya çıkacak yeni bir nesne olur ya, bir uzay gemisi ya da işte şu an benim dahi bilemediğim yeni teknolojik bir şey çıkar. Bu o olarak bile kaydedilecek. Yani bunun kaydı ya da benim Rafi'nin kaydı paralel evrende bir tane değil, trilyon trilyon tane
ve her anda genişleyerek yeni kayıtları oluşan şekilde alternatiflerimiz var. İşte şimdi tüm bu alternatifler bilinçaltı dili ile oluşuyor. Yani bilinçaltı dili Allah'ın, Yaradan'ın gücü, kuvvetinden başka bir şey değil. Şu an benim bedenimde, sizin bedeninizde aslında bir enerji ve bu enerjinin en alt tabanı dil. O dilde bakıyoruz ki Allah'ın yaratım gücünden başka bir şey değil. Biz bu dili öğrendiğimizde yapamayacağımız şu anda çok az şey var. 24 yıl boyunca bunu ben tek başıma geliştirdim, eğitimini vermedim. Ama şu son 2 yıldır bunun eğitimini 5600'ün üzerinde arkadaşla beraber sürdürüyoruz. Ve sizlerin de buna katkılarıyla bu dil gelişiyor. 50 yıl sonra bu dil nelere kadir olacak? Bunu düşündüğümüzde hayatın ne büyük bir hediye sunduğumuzu anlıyorum. Bu dil bizim karşımıza rüyalarda çıkıyor. Bu dil bizim karşımızda gözümüzü kapatıp hayal kurduğumuzda çıkıyor. Bu dil insanlar tarafından yaklaşık 12 bin yıl önce terk edildi. Yok edildi. Baskılar sebebiyle. Ve siz şimdi kendinizi hatırlayacaksınız kim olduğunuzu. Siz bir insana baktığınızda onun böbreğinde taş var mı yok mu? Hangi böbreğinde kist var? O kişinin 9 yıl önce böbreği ne durumdaydı? 16 yıl önce böbreği ne durumdaydı? 21 yıl önce böbreği ne durumdaydı? Bunları tek tek bulabilecek yapıda insanlarsınız. 10 kişiden 8'i bu yapıda. İşte biz onlara kanal diyoruz. Bunu antik Yunan'da kahinler yapardı. Ama o kahinler kanal olmanın ne kadar zor olduğunu düşünürlerdi ki buhurdanlıklardan tütsüler koklarlardı, bilmem neler neler içerlerdi, kafayı bulurlardı da sonra paralel evrene geçerler. Oradan aldıkları bilgiyi onlara, danışanlara aktarırlardı. Fakat paralel evrende dedim ya, bu kalemin trilyonca kayıtları var. Onun kayıtlarını alır, sadece söylerdi. Dinleyen o kaydın anlamını bilmezdi. Anlatan kahin de kaydın anlamını bilmezdi. Kaydın anlamını bilemeyince paralel evrenin onlara sunduğu imkan aslında işe yaramazdı. Ne demek kaydın okunması? Orada su içen kedi ve köpek var ve içtikleri su bir şelale. Kahin diyor ki şu an şelaleden kedi ve köpek temiz su içiyorlar. Ne kahin kedi köpeğin temiz su içmesinin ne demek olduğunu biliyor, ne de danışan. Danışan sadece bu bilgiyi alarak evine gidiyor. Halbuki şu demek, siz aşk yaşayan çok iyi bir çiftsiniz demek. Ya da Ferdi Tayfur gidiyor diyor ki lütfen bana ey kahin anlat. Bundan 3000 yıl önce Delphi kahinde diyor ki bir pınar görüyorum, orada bir kız var. Sen gidiyorsun onun elinden su içiyorsun, sonra da aradan yıllar geçiyor, içtiğine pişman oluyorsun. Yani şu mu, susadığım çeşmeye vermez olaydı mı? Evet. Tamam da ne demek? Su, işte ne kahin bilir onun manasını, ne Ferdi Tayfur bilir, ne de Ferdi Tayfur'un söz yazarı. Biz biliriz, deriz ki su demek, aşk demek. Su iç, onun suyla su içtiğine pişmansın. Yani ona aşık olduğuna pişman olmuşsun. Bunu dile getirmişsin deriz. Bilinçaltı dili orada durur. Bunu ancak bilen alır, okur. Bilen alıp okuduğunda da artık hayatın özü çözülmüş tür. Biz insanların rahimlerinde ne var? Yumurtalıkları ne durumda? Bebek oluşabilir mi? Bunların bilgisine sahibiz. Ve bunları bana kim söylüyor? Bunlar bana gökten zembille hiçbir zaman inmedi ve inmiyor da. Bunlar bana kütüphane raflarında okuduklarımız kütüphane raflarında duran ve yenileri kütüphane raflarına eklenen kitaplardan elde ettiğim bilgiler ki en temelde de edebiyat bilgileri, sanat bilgileri bunları oluşturdu bende.
yani mitoloji. Bugün bir kibele kültünü baktığınız zaman kadının neden çok abartılı bir vajinası var? Neden sağında ve solunda, sağında aslan, solunda kaplan duruyor? Neden güneş orada, ay orada ne yapıyor? Neden 8 tane göğüsü var? Neden 24 tane memesi var? Bunlar ne demek? Bunlara baktığınız zaman, ya da Hazreti Yusuf'un hikayesinde niye 12 tane yıldız var? Niye o parlak yıldıza boyun eğen, ona secde eden ay ve güneş var? Ne demek diye baktığınızda aslında bilinçaltı dilini öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu bugüne kadar bu dikkatle ele alan kimse olmadı. Bu dikkatle ele alan ben oldum. Ben de bu duruma getirdim. İşte sizler de bugünden itibaren bunu alıp çoğaltacak olan arkadaşlarınız olacaksınız. Bilinçaltı dili, hayatın özünün dili. Bilinçaltı dili ile neler yapabiliriz? İşte bugünün konusu. Bilinçaltı dili ile cinsel sorunları test edeceğiz. Düzeltiyorum. Cinsel sorunları tespit edeceğiz. Cinsel sorun tespiti. Peki bizde hiçbir şey tespitte bırakılmaz. Çözülür. Ve çözümü. Şu anda hiçbiriniz söylemeseniz bile, benim şu psikolojik sorunum var demeseniz bile, kanallarımız gözünü kapatır der ki tık 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 tık, sizde cinsel sorunlar var. Şöyle. Hatta yüzlerinize bile bakmazlar, gözünü kapatır. Bu cinsel sorun 6 yaşında bir tacizden, 10 yaşında bir tecavüzden, 20 yaşındaki başka bir şeyden mi oluşmuş? Onu da size söyleyecek. Sizlerin yüzlerine bakmadan Rafikistan evrenindeki bu frekansları çözerek. Her şey orada duruyor. Yani hiçbir hırsız, hiçbir kötü insan, ben bunu yaptım, yanıma kar kaldı. Hiçbir kamera kaydı da yoktu, güvenlik kameraları ortalıkta yoktu. Kimse bilmiyor demesin, bunlar tamamen Allah'ın kameraları tarafından saniye saniye kaydediliyor. Ve daha yeni bu teknolojiyle beraber kaydedilmedi bu kameralar. Daha dünya bile 4,5 milyar yaşında, dünyamız bile yaratılmadan önce kamera kayıtları. Evren Big Bang'tan sonra 14 milyar yıldır yaratılmış olmasına rağmen öncesinde de kamera kayıtları mevcut. İşte kamera kayıtlarının mevcut olduğunu, yapılan her kötülüğün ya da her güzel işin kaydedildiğini gören insanlar güzel işler yapmak yolunda kendini düzeltir. O zaman da ne olur? Evren Rafik olur. Rafikistan evreni olur. Bilinç altında çalışacağız ve şuralara gideceğiz. Bir de sizlerin biz psikolojik cinsel sıkıntısı var mı? Bu ne zaman oluşmuşu tespit edeceğiz. Sonra onu bulup değiştireceğiz Rafikistan'da. Siz ondan kurtulacaksınız. Bir de şu, mesela Rusya'daki bir X şahsı. Onun da aynı derecede bilgilerini hemen şurada siz bize söyleyeceksiniz. Hatta Vladimir Putin'in bile nesi var nesi yoku biz burada ortaya koyacağız. Trump'ın nesi var nesi yok, tamam ben bugüne kadar ele almamıştım. Bugün Trump'ı almayalım çünkü pazartesi Amerika'ya gideceğim. Oraya gidince adam intikamını alır. Rusya'yı, evet, Vladimir Putin'i bugün masaya yatıralım. Çünkü şu anda Rusya'ya gitmek gibi bir plan yok. Onun izni olması gerekiyor hocam. Tamam, haydi. Siz lütfen söyleyin, ne diyecektiniz? Şimdi bir arkadaşımın 22 yaşında oğlu var. Çok özür diliyorum arkadaşlardan ama bir buçuk yıldır da çok ciddi bir sorunu var. Çocuk birisi babasıyla bir sorun yaşadı ve bir anlamda hiçbir şeyde cevap vermedi. Sorun ne? Filiz kırılması yaşadı çocuk. Tamam. Tedavisi yani işte ilaç... Tamam. Şöyle konularımızı eğer tam ayırırsak bugün güzel biçimde anlamış oluruz. Onu erkek üreme sisteminde göreceğiz. Erkek üreme organlarında. O da yaklaşık 3 saat sonra zamanımız gelecek. Tedavisi olan bir şey midir bu mesela? Yani dur. Konu oraya gelsin, orada konuşalım. Şu anda cinsel sorunlar dediğimiz şey psikolojik kaynaklı. Geçmişte tacizler, tecavüzler ya da aile baskıları, başka şeyler
cinsel algıyı nasıl değiştirmiş? Bugün o. Şu konu bitsin. Sonra bir kadının vajinası, rahim yolu, yumurtalıkları, rahmi, bir erkeğin penisi, sperm kalitesi, prostatı, onlar yaklaşık 2 saat sonra üreme organları kısmını inceleyeceğiz. Her şeyi konu konu ayıralım. Ha, ama şu anda şunu söyleyebilirsiniz. Çevrenizde eğer varsa sizin gerçekten bildiğiniz, işte şu yaşta şu olmuş, bu yaşta bu olmuş, o yüzden şimdi o bayan vajinismus problemi yaşıyor ya da o bayan sokağa çıkamıyor ya da bedenin hiçbir yerine kocasının dahi dokunmasına izin vermiyor. Böyle bir sorun varsa hemen şimdi ona geçelim, onu çözelim. Hani bugün konuları nedir diye tahtaya yazacaktım hepsini. Baktım ki hemen şak konuya girmek gerekiyor, konuya girelim. Ve şimdi canlı yayını kapatacağım. Bizim online devam ediyor. Şu an bizi tüm dünyadan canlı yayında izleyen arkadaşlar, kapatacağım çünkü şu andan itibaren cinsel konular olduğu için özele gireceğiz. Onlardan tüm dünyanın haberi olmasın. İsterseniz bir tüm dünyaya el sağlayıp kapatalım. Mucize ötemiz sonsuz.